Balıkesirspor bugün Denizli ile karşılaşıyor. Yusuf hocamızla birlikteyiz. Hocam, Denizlispor nasıl hazırlandı lige? Neler diyorsunuz? Vallahi aşağı yukarı bir aydır hazırlık dönemindeyiz. Gayet iyi hazırlık dönemi geçirdik. Hem Erzurum olsun hem Afyon olsun. Güzel bir hazırlık dönemi. Yani hem doğu iklimi aldı takım, evet. Doğru mu? Evet, aynen öyle. Erzurum'da maç var diye, doğru evet, değil mi hocam? Erzurum'da maç oynamadık ama burada maç oynuyoruz. Bu üçüncü maçımız. Evet. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu da hazırlık maçımızın son maçı buradaki. Futbolcu kardeşlerim gayet iyi çalıştı. Hazırlıklarımız iyi geçti. İnşallah bunun semeresini ligde görmek istiyoruz. Erzurum'da havalar nasıldı hocam? Serindi. Erzurum daha serindi. Burası daha sıcak tabii ki. Otomatik olarak Erzurum yüksek olduğu için. Ama iki tarafında çalışma ortamı farklıydı. Orada biz kondisyon ve güç depolamaya gittik. Onları depoladığımızı düşünüyorum. Burada da sadece maç oynuyoruz. Peki iki hazırlık maçında ne yaptı Denizlispor? İkisinde de berabere kaldık. Altınordu Ümraniye'yle oynadık. Berabere kaldık. Ben oyuncuların performansından memnunum. Tabii ki ufak tefek eksiklerimiz var. İnşallah bunu da lig başlayınca kadar göstermek istiyoruz. Transfer var mı sizde hocam? Transferimiz bizim kapalı. Kapalı. Transfer tatili. O dezavantajınız kapalı. Var. Dezavantajları biz bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Herkes ne yapacağını biliyor. Kadromuz belli. Ben bunu bir avantaja çevireceğimizi düşünüyorum. Balıkesirspor'un transfer yasağı kalktı ama şu ana kadar bir oyuncu yok. Buna neler diyorsunuz hocam? Vallahi avantaj değil mi Balıkesirspor'un? Aslında Balıkesir gibi büyük bir şehrin transferin kapalı olması tabii ki bizim gibi onlar da üzücü. Onlar açtılar. Bizimki biz de açmak istiyoruz ama bazı nedenlerden dolayı açılmıyor. Maddi olarak bir sıkıntımız yok. Ama açılmıyor. Balıkesir'e transfer yapacağını düşünüyorum. Daha liglerin başlasın 15 gün var. Balıkesir güzel bir şehir. Güzel bir grup. İnşallah onlar için hayırlısı olur. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun.